Herkese merhaba. Bugün size Datça'da hayıt bükü koyu ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bugün Datça'ya geldik. Hayıt bükü koyundayız bugün. Çok güzel bir denizi var. İnternetten de araştırdık. Birçoğuna göre Datça'nın en güzel koyu olarak anlatılan bir koy. Doğa içerisinde, etrafında şöyle dağlar arasında kalmış bir koy. Denizini soracaksanız, deniz çok güzel. Birçok yeri derin bir deniz. Yaklaşık 4-5 metre derinliklere ulaşabiliyor. Şurada görüyorsunuzdur dubaları. Ama dubalarda olduğunuz zaman 4-5 metre derinlik olsa bile denizin dibini görebiliyorsunuz. Bugün ben geldiğim gibi denize girdim. Zeynep o anda yanımda yoktu ama şansıma karate gördüm. Büyük bir karate ile beraber yüzmek kısmet oldu. Daha sonra bir daha göremedik karateyi. Buraya geldiğiniz zaman kendi şemsiyenizi ve şezlongunuzla gelebilirsiniz. Ama yan tarafta 3-4 tane ufak böyle biçler var, pansiyonlar var. Eğer kalmak istiyorsanız 4-5 tane pansiyon var burada. O pansiyonların birinde kalabilirsiniz. Birkaç tane küçük restoran var arkadaşlar. Ve yine dediğim gibi bu pansiyonların kendi şezlongları, şemsiyeleri de var. Ya da siz günlük olarak gelmek istiyorum, bir günlük burada geçirmek istiyorum derseniz de burada size şemsiye ve şezlong kiralıyorlar. Günde belli bir harcama limiti, işte örnek veriyorum, kişi başı 50 lira ya da kişi başı 75 lira harcamanız lazım diyorlar. Zaten gün içi geldiğiniz zaman da onu mutlaka yiyorsunuz, içiyorsunuz, bir şeyler harcamanız gerekiyor. Ama deniz olarak gerçekten çok güzel bir deniz. Gelmenizi tavsiye ederiz. Geldiğinizde pişman olmayacağınız güzellikte bir koy. Çok güzel bir hayit koyu. Biz çok beğendik. Dediğim gibi eğer sizin de şansınız varsa bir karate ile beraber yüzebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. 3 gün daha buralardayız. Palamutbükü ve diğer koylarla ilgili de ufak videolar çekeceğiz. Onları da sizlerle paylaşmış oluruz. Görüşmek üzere.